Konferans Ligi'nde eleme maçına çıkacak temsilcilerimizle ilgili bütün gelişmeleri tüm detaylarıyla paylaştık. Şimdi gündeme dair yorumlar yapacağız. Kimle? Haldun Domaç'la birlikte. Haldun Domaç şu anda canlı yayınımızda. Haldun Domaç, hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur, hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. İyi bir gün diliyorum. Biraz sıcaklardan uzaklaştık galiba. Hafiften yağmuru da gördük. Evet, biraz serinlemek iyi oldu. Aşırı sıcaklar bayağı bir sıkıntı yaşatmıştı bize. Evet, ama gündem sıcak, hava serinlemesine rağmen. Evet. Şimdi önce temsilcilerimizle bir başlayalım istiyorum. Sonrasında gündeme dair, transfere dair, kulüpler arasındaki polemiklere dair sorularım olacak size. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Maribor'la karşı karşıya geliyor, bir Sloven temsilcisi. Nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'yi bu maç öncesinde? Tabii transfer de var şu anda Fenerbahçe'de, işte kaleci, evet, orta saha, sağ kanat. Bir değerlendirme alalım sizden. Tabii ki Onur. Şimdi şöyle bakalım. Yani bütün takımlarımız için söylüyorum bunu. Dört takımımız için de rakiplerimiz aslında bizim gerçek manada rakiplerimiz değil. Öyle söyleyebilirim. Gerçek manada rakiplerimiz değil. Sesim geliyor mu size? Biraz telefonu kapatamadığımız için telefonla geliyor, arama oluyor. Ondan kaynaklı. Tamam. Bu dört rakip de bizimle eş değer rakipler değil. Onu bir kere söyleyelim. Ne Olimpia Ljubljana, ne Maribor, ne Neftçi Bakü, ne de Osijek bizim tam da rakibimiz olacak takımlar değil. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki futbolda artık o taraf bu taraf diye bir şey yok. İşte Faroe Adaları takımı da gördüğümüz gibi bize rakip olarak gelebilecek noktaya geldi. Onu söyleyebiliriz. Molde'yi yendi. Dolayısıyla her takıma da saygıyla yaklaşmak, onların da bir güç olduğunu bilerek yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Ama Maribor özelinde söyleyelim. Elediği takım Diferense, yani Lüksemburg takımını eledi ki yani bayağı da zorlandı. Evet, Zimbru'ya göre daha güçlü bir takım. Ama ben bu maçlarda açıkçası şunu söyleyeyim. Rakibin ne yaptığı değil, bizim ne oynadığımız önemli. Bizim hata yapıp yapmadığımız önemli. Çünkü rakiplerin performansı, güçleri bizim ciddi manada altımızda. Onu özellikle söyleyebilirim. Bizim için değerli olan aslında bizim takımımızdaki oyuncuların nasıl bir performans göstereceği. Ben o tarafına daha çok bakıyorum. Peki İsmail Kartal'ın basın toplantısında bazı flaş açıklamaları vardı. Örneğin çalım sahada olur diye, transfer çalımı soruldu. Biliyorsunuz, evet, en son Tete gündemdeydi. Bu bir. İkincisi, Okan Buruk'un Ljubljana maçı sonrasında Fenerbahçe maçı gibi olduğu demesine de bir cevap verdi İsmail Kartal. Bu tür söylemler küçük söylemler dedi. Teknik direktörler arasındaki bu atışmalar için ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar sezon başında belki bizim için, yani basın için güzel bir malzeme ama yani iki takımın taraftarları açısından yaklaştığımızda gerçekten de sempatik bir durum değil. Çünkü o nokta başka bir gerilimi beraberinde besliyor. Onun için de benim düşünceme göre keşke bunlar olmasa. Yani Okan Hoca da aslında bu konularda son derece dikkatlidir ama neden böyle bir söylem geliştirdi onu anlayamadım. Diğer taraftan çalım meselesi, işte sahada çalım vesaire, bir meydan okuma gibi. Evet, transferde bazen takımlar aynı oyuncuya gidebiliyorlar ve aynı oyuncuya gittiğinizde bazen istediğinizi gerçekleştiremiyorsunuz ama galiba takımlarımızın en büyük sıkıntısı şu, menajerlerin bir takım istekleri oluyor. O istekler de şöyle, bütün takımlara gidiyorlar ki onlardan bir tanesini ikna edebilelim diye. İşte o anda o takıma gitti, bu takıma gitti, şu takıma gitti meselesi ciddi sıkıntı oluşturuyor. Ama tabii burada galip gelen, yani bu mücadele diyelim, transfer mücadelesinde galip gelen kendini mutlu hissediyor. Bir şekilde mağlup olduğunu düşündüğümüz takımda mutsuz oluyor. Bunu böyle söyleyebiliriz. Daha çok da taraftarları mutsuz oluyor, öyle söyleyebilirim. Hani ben daha sezon başlamadan, daha top Santra'ya gitmeden gerçekleşen bu olayı çok sempatik bulmadım açıkçası. İki takımın teknik direktöründe daha sakin, daha
birbirlerine saygı duyan ve taraftarları daha hoşgörüyle oluşturabilecek bir şekilde söylemde bulunmalarını tercih ederim. Peki madem o zaman TT'den konu açıldı, gün içinde açıklanması bekleniyor. Az önce videodan bir kare bir fotoğraf da sızdı. TT transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu transfer Zaniolo'nun gideceği anlamına mı geliyor? Şimdi öyle değerlendirebiliriz. Yani şimdi TT sağ kanat oynuyor. Onu özellikle söyleyeyim. Ben zaten TT ile ilgili görüşlerimi daha önce de iletmiştim. TT gerçekten de çok özel bir oyuncu. Yani özelliklerine baktığımızda Galatasaray'a önemli katkıda bulunacak. Ve de bir de şunu da söyleyebiliriz. Taraftarı da heyecanlandıracak bir isim olacak. Yani zaman içerisinde onu göreceğiz. Çünkü kolay adam eksiltiyor. Ceza sahası dışından şutu var. İçe doğru devriliyor. Hani şöyle söyleyelim, içe devrilen bir oyuncu. O içe devrildiği sürece de bence çok çok önemli. Savunma arkasına, koşu kulvarlarına iyi gidiyor. Onu söyleyebiliriz. Yani onu da vurgulayabiliriz. Yani teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Hani ben şöyle bakıyorum, bunu sen de bilirsin çok yakından takip ettiğin için. Arjen Robben başlatmıştı böyle bir sağ kanat oynayıp sol ayakla içeriye devrilerek oynamak. İşte o oyuncu bu Tete. Onun için de ben faydalı olacağını düşünüyorum. İzlerken de keyif alacağız diye düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Böylesine bir olayın içerisine girmiş olması belki sempatik görünmedi ama sonuçta oynadığı futbolla takdir görecektir. Beşiktaş'a geçelim o halde. Beşiktaş'ta kardeş ülkede Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Yapılamayan transferler, geciken transferler, taraftarın tepkisi, işte Şenol Güneş'in açıklamaları. Bir Beşiktaş yorumu da alalım sizden bu maç öncesinde. Evet, şimdi Beşiktaş'ta durum şu, yani Neftçi Bakü görece rakipler arasında önemli rakiplerden bir tanesi, onu söyleyelim, görece diyorum. Neftçi Bakü gerçi Galatasaray daha önce Fatih Terim döneminde oynamıştı, Fenerbahçe'de oynadı. Yani çok fazla bizimle eşdeğer bir takım olmamakla birlikte Şenol Hoca'nın söylediği sözlere katılıyorum. Azerbaycan'da futbol ciddi manada ilerliyor, onu özellikle söyleyebiliriz, ciddi yatırımlar yapılıyor. Ben orada Olimpiyat Stadı'nda da bir maç izlemiştim. Gerçekten coşkulu bir taraftarı var. Tek mutlu olduğumuz yan şu, bir yandan üzüntümüz, bir yandan mutluluğumuz. Yani iki takım da bizim takımımız gibi düşüneceğiz. Yani öyle söyleyebiliriz. Üzüntümüz hangisi kaybederse ona üzüleceğiz. Ama tabii ki bizim açımızdan baktığımızda, hani klasik bir tabir var ya, önce can sonra canan. Hani bizim açımızdan baktığımızda bizim ülke puanımızın yukarıya doğru çıkıp İki yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilecek bir yapıya ulaşmamız lazım. Onun için de Beşiktaş'ın kazanması bizim için değerli. Beşiktaş'ta Afrikalı oyuncu çokluğu var ve en son Manchester United'dan Eric Bailly ile anlaşma sağlandı. Eğer kulübüyle kontratını bitirirse bugün yarın o transferde açıklanabilir. O da Afrikalı ve Afrika Uluslar Kupası düzenlendiğinde Gezdal'ı da unutuyoruz aslında. Onu da dahil edersek 8 tane Afrikalı oyuncu olacak Beşiktaş'ta. Bu sıkıntı yaratmaz mı o periyotta Beşiktaş için? Yaratacağı kesin tabii ki. Bir kere çok önemli nokta şu. Savunma tamamen Onur değişecek. Yani Masuaku var bir tarafta, gidecek olan Omar Coley, Amarty, yani önünde Jean Onana, Abubakar bir kere çok kendi başına, tek başına bir önemli oyuncu. Gezdal konusunu şöyle söyleyelim, yani Gezal'daki bu sakatlık sorunu bence çok ciddi, yani şöyle ciddi, ya düzenli oynama alışkanlığını kaybediyor oyuncu ve bu sakatlıklar da bir ürkeklik, bir korkaklık yaratıyor onda. Dolayısıyla benim kanaatime göre Gezal'ın yerine Beşiktaş'ın hemen bir transfer yapması gerekiyor, o bölgeyi kapatacak. Bakın bugün de yine Onur'un oynamasını bekliyoruz. Orta saha bölgesine de transfer ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Stoper bölgesinde bir Afrikalı daha almak çok mantıklı gibi görünmüyor ama Eric Bailly konusu çok öne çıktı. Ama başka da seçenek yok. Belki de Şenol Hoca şunu hesaplıyor. Belki devre arasına kadar, yani o süreçte belki milli takıma çağrılmayan olabilir diye düşünüyordur. Belki öyle bir düşüncesi vardır. Ya da şunu da düşünüyor olabilir. İşte
Tayyip Talha dönebilir. Elimde Necip var. Belki Emrecan Uzunan dönebilir diye de düşünüyor olabilir. Ama riskli mi diye sorarsan bana riskli Onur. Adana Demirspor'u da son olarak konuşmak lazım. Onlar da kulübe eriyerek önemli bir iş başardılar. Konferans Ligi 3. eleme maçında Osijek'le, Hırvat takımıyla oynayacaklar. Tanıdık bir teknik direktör Stefan Thomas çalıştırıyor Osijek'i. Adana Demirspor'da herhalde renk katmaya devam edecek değil mi Türk futboluna? Yani şimdi bir önceki turda, yani ikinci ön eleme turunda Onur, en güçlü rakip Kluj'du aslında. Yani kağıt üzerinde. Tabii biz bunları böyle konuşuyoruz. O Kluj'u hem de 10 kişi kaldığı maçta yenerek tur geçmiş olması Adana Demirspor'un da bu kupada ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. En azından gruplara gitme noktasında söylüyorum. Ben Osijek karşısında da favorinin Adana Demirspor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Adana Demirspor'un yatırımları da bu doğrultuda. Murat Sancak'ın yatırımları da bu doğrultuda. İlk maçın burada olması, yani ilk maçta Adana Demirspor acaba işi bitirebilir mi? Ben şöyle bakıyorum, evet ilk maçta bitirebilir ama deplasman oyununu da çok iyi oynayan bir Adana Demirspor'u gördük. Kulüj'deki deplasman maçını kazanıp gelebilecek noktadalardı. Onun için ben, yani açıkçası çok net bir şekilde söyleyeyim, Adana Demirspor'u çok önde görüyorum. Son olarak o halde şunu sorayım, lig başlıyor. Trendyol Süper Lig heyecanı yarın başlıyor. Haftalardır, aylardır beklediğimiz maçlar. Lig öncesinde bir mesaj alabilir miyiz? Nasıl bir lig bizi bekliyor bu sene? Önemli yıldızlar da geldi Süper Lig'e. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere en başta oyuncular açısından düşüneyim. Bir kere sakatlık olmadan bir sezon tamamlansın. İnşallah hiçbir futbolcumuzun, hani derler ya klasik tabirle, ayağına taş değmesin derler ya, hiç kimse sakatlık yaşamasın. İkincisi, çok önemli bir nokta, taraftarlar arasında artık bir taraftarlık bilincinin üst düzeye çıkmasını istiyoruz. Bunu geçen sene biraz sağlamış olduk. Bunun için de yöneticilerin ve özellikle teknik direktörlerin birbirlerine daha saygılı bir hitap tarzı oluştururlarsa, bu taraftarların da o saygıyla hareket etmesini sağlayacak. Benim bir isteğim vardı, bir kez daha söyleyeyim. Bunu çünkü geçen senelerde de dillendirmiştim ama yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Şu büyük maçlardan önce lütfen bir basın toplantısı yapalım. Yani basın toplantısı tıpkı Avrupa'da olduğu gibi iki takımın teknik direktörünü yan yana getirelim. Sonrasında gerekirse birer de futbolcuyla beraber ya da en azından kendi lokal olarak yapabilecekleri basın toplantılarıyla şu gerilimi biraz aşağıya çekelim o derbilerde. Çünkü en çok da biz derbilerde yaşıyoruz o gerilimi. Güzel bir lig olsun. Senin de söylediğin gibi çok iyi oyuncular geldi. Keyifle seyredeceğimiz oyuncular geldi. O oyuncuları da izlemenin keyfini yaşayalım. Avrupa'da da yolumuzun iyi gitmesi en büyük avantajımız. 2 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan şampiyonumuzu gönderelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için Haldun Domaç. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.